hepimizin selameti için bu şeyin, dini jargonun özellikle medyada, videolarda, sosyal medyada filan da rastladığımız iki yerden uzak tutulması lazım bence. Biri meclisten, yani siyasetten uzak tutulması lazım. Bunun önünü alamazlar. Yani bu işleri dinle siyaseti birbirine karıştıranlar bundan zarar görür uzun vadede. Yani halk da zarar görür, devlet de zarar görür. Doğru değildir. Akla uygun değildir, hikmete uygun değildir, maslahata uygun değildir. Taktik olarak uygundur ama stratejik olarak değildir. Devlet de taktikle yönetilmez, stratejiyle yönetilir. İkincisi laboratuvara, bilime müdahale etme şeyi, ihtirası önlenmelidir. Bu en fazla, bu böyle bir iki şey var, popüler bilimci hocalar var. Ne bilimden tam anlıyorlar ne Kur'an'dan ama ikisinden iyi ortaya şey karışık yapıyorlar. Halk şeyde televizyoncular için filan bunların bir değeri olabilir. Hiç mahsuru yok bence. Bunlar doğru değildir ama iyi şeylerdir. Genelde sanat da yanılsamayla iş görür. Yani filmler seyrediyoruz, ağlıyoruz, değil mi? Gülüyoruz filan. Onlara inanmıyoruz, doğru olduğunu düşünmüyoruz. Orada. Ama hoşça vakit geçiriyoruz. Orada bırakıyoruz. Bu olabilir diye. Kabaca şöyle bir sorayım, bu soruyu sormadan geçemeyeceğim. Dine dayanan bir felsefe, dine dayanan felsefe olur mu? Dinin felsefesi olur mu? Üçgen daire olursa olur. Ne demek o? Üçgen daire tasavvur edebilir misiniz? Evet. Üçgen daire olursa olurdan kastınızın ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bir üçgende ne olması lazım? Hayır. Ya da kare daire olur mu? Ha, olmaz. Özür dilerim. Kare ile daire özdeşleşmez. Yani üçgen daire olmaz. Muhaldir. Dolayısıyla din ve felsefe olmaz. Yani İslam felsefesi filan olmaz. Felsefe ile din yan yana gelmez. Çünkü felsefe zaten din eleştirisiyle var olur. Turn on, wanna watch, Prezi playing Jane.